çok korkuttun. Biliyorum. Ben de çok korktum. Neden arabayı o halde kullanmaya kalktın? Geri dönebilirim sandım. Aptalca gurur yaptım. Kendini öldürebilirdin. Seni yalnız bırakmam. Bak, hayat. Nükhet kalmadı. Onun sayesinde. Çok yorgun gözüküyorsun. Bütün gece uyumadım. Başka kimler var? Herkes. Annem, babam, Eda, annemler, Nejat. Sabaha kadar uyanmaz dedi doktor. Onlar da biraz uyumaya gittiler. Gidip hemen haber vereyim. Telefon etsin. Kan bulabilmek için aramadığımız kişi kalmadı. Hepimizin şarjı bitti. Gelirim birazdan. İçeri girip konuşabilirsin. Sen nereye gidiyorsun? Annelere haber vereceğim. Namık'la barışmanıza çok sevindim. Yani çocuğun için en doğrusu bu oldu. Namık adına teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bazen canını bu kadar acıtan bir insanın bu kadar kolay ölmesini istemiyorsun. Ben bir abimlere hoşça kal deyip çıkacağım. Abi ben gidiyorum. Tamam. İstersen bugün işe gelme. Hayır, geleceğim. Görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Şarjı olan var mı? Jale Hanım'ı arayacağım. Namık kendine geldi. Al, çevirdim. Eda da uyandı. Namık'ın odasında. Zülal. Efendim kızım. Namık uyandı. Görmeye gelebilirsiniz. Tamam, hemen geliyoruz yavrum. Jale hadi. Hadi. Sağ ol. Lavabo nerede burada? Gel ben götüreyim seni. Biz de bir Namık'a bakalım mı? Sen niye aramadın o zaman? O anda kimseyi arayacak durumda değildim. Hem Namık kaza geçirdi diye seni arayamazdım.
Eda benden daha metanetliymiş. Seni bile çağırabilmiş. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Uçuyormuşum gibi bir his geldi. Tuhaf bir şey. Sanki yükselip yukarıdan baktım kendime. Tamam, daha anlatma. Çok kötü oluyorum. Gözlerimi açana kadar neredeydim bilmiyorum. Galiba öldüm sandım. Ölmeye çok yakındım. Ama her zamanki gibi dört ayak üstüne düştüm. Zülal, Nüket sayesinde kurtuldun dedi. Ondan kan kabul etmeye mecbur kaldık. Berbat bir his. Belki bu sayede yaptıkların için suçlu hissetmeyi öğrenirsin. Acaba bunları duymamak için ölsem miydim? Yapma. Acıyor. Oğlum. Aramıza tekrar hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Böyle bir günde birbirinizi yerken görmeyeyim. Vallahi ikinizi de bırakıp giderim. Oğlum, ya derhal bir şoför buluyorsun ya da içkiye son veriyorsun. Anne, bu yaştan sonra bana nasihat mı vereceğim? Senin gibi evlada ömür boyu nasihat lazım. Geçmiş olsun damık. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizi üzdüğüm için özür diliyorum. Sana bir ders olur Namık. Annenin de dediği gibi. Ya daha dikkatli araba kullanırsın veyahut da bir başkası senin için kullanır. Artık baba oluyorsun Namık. Biraz daha dikkat etmen lazım. Evet, sen neredeydin gerçekten o gece? Niye Zülal'le değildin? Aslında beraberdik. Zülal'in dönüşünü kutlamak için yemeğe çıktık. Ben mutluluktan biraz fazla içince rahatsız oldu Zülal. Eve dönmek istedi. Ben devam etmek istedim. Sonuçta o haklı çıktı. O kadar içersem sorun olurmuş. Zülal çok yorgun. Biraz bize götürelim diyorum. Nasıl istersen. Tabii gitsin. Onun için sakıncalı burada kalması. Biraz dinlenip dönerim. Geleceğin zaman ara, ben sana araba göndereyim, tamam mı? Peki. Tekrar geçmiş olsun Namık. Görüşürüz. Hoşça kal. Ben de bir Necat'a bakıp geleyim. Hadi gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hoşça kal. Güle güle.
için çok sağ ol. Ne demek? Yapabileceğim bir şey olursa her zaman. Buradan ayrılmaya fırsatım olursa ararım. Hepiniz burada bizimle olduğunuz için çok mutluyum. Gerçekten bir aile olduğumuzu hissettirdiniz. Çocuklarımız sayesinde zaten kocaman bir aileyiz kızım. Kendini iyice dinlendirmeden gelme. Ben idare ederim. Görüşürüz. Cevap vermiyorsun. Ne söyleyeceğini bile bile niye cevap vereyim? Ne oldu yani? Seni gördüklerine sevindiler mi bari? Sevinmek zorunda kaldılar. Çünkü Namık'ın kanına sadece benim kanım uydu. Yoksa ölüyordu. Ne? O adama kanını mı verdin sen? Şimdi onunla hesaplaştığımı düşünüyorum. Eğer bu zamana kadar benimle alakalı bir vicdan azabı çekmediyse... ...bu saatten sonra mutlaka çekecektir. Nüket! İşte görüşürüz anne. Aptal! Hadi, hadi. Eda, bu işi bir sıraya koyalım. Namık daha bir hafta burada kalacakmış. Hep beraber böyle olamayız. Siz gidin. Ben kalırım şimdi. Akşama değiş dokuş yaparız. Olur mu kızım? Zaten bütün gece uyumadın. Nasıl dayanacaksın? Gece birkaç saat uyudum ben. Dayanırım. Zaten önemli bir işim de yok. Düşünmeyin beni. O zaman yorgun hissedersen beni arıyorsun. Hemen geliyorum. Fırat da akşama gelir. Tabii. Tamam. Eda. Nejat'la seni çok yakın gördüm. Bu ortaklık için kullanabileceğimiz bir şey değil yalnız. Kızım, bunda anlayacak ne var? Hoşumuza gitti, onun için söylüyor annen. Peki. Hadi siz gidin. Hadi, hoşça kal kızım. Hadi tatlım, görüşürüz. Görüşürüz. Geldi mi? Hayır. Şu anda evde. Kendisiyle konuşuyorum. Peki efendim. Şimdi arayıp harcayacağım. Kaçta gelebiliyormuş bir sorar mısın? Ya da bana. Bir saniye Necat Bey. Aydın Bey istiyor. Veriyorum. Ne haber Necat? İyidir. Senden ne haber? Önemli bir gelişme var. Bir saniye, telefonda kal. Necat, orada mısın? Evet, niye konuşamıyorsun? Belkıs'ın holdinge geldi. Konuşabilmek için uzaklaşmalarını bekledim. Hatice mi aradı? Evet, Hatice Hanım aradı. Belkıs Hanım'ın yanından ayrılmış, memleketime gideceğim diyor. Bugün hangi saatte, hangi karakolda istersen gelip ifade vereceğim. Tamam. Hemen hazırlanıp çıkacağım. Şirketi orada buluşalım. Hükümetle de konuşmam lazım. Tamam, bekliyorum. Uyuyacak mısın? Deneyeceğim.
Akşam seni görebilecek miyim? Bilemiyorum. Hem benim hastaneye kaçta gideceğime hem de senin programına bağlı. Eda çağırdı ya. Kimse yok sandım. Bahar dışarı kadar çıktı. Birazdan gelir. Ne oldu? Nasılsın? Sence? Aslında çok iyi görünmüyorsun. Gel otur şöyle. Hastanedeydik, dökülüyorum. Gelmeseydin keşke. Durum nasıl? Domuz gibi. Domuz gibi? Pek sevmiyorsun galiba. Ya ruh hastası bir şey. Zülal daha yeni dönmüştü evine. Bir yere çıkmışlar. Orada saçmalamış. Zülal evine dönmek istemiş, kabul etmemiş. Sonra da çok alkollüyken araba kullanmaya kalkmış. Bebekleri olacak diye döndü Zülal. Yoksa o da biliyor Namık'tan adam olmayacağını. Çok üzüldüm gerçekten. Necat da Zülal'den umudunu iyice kesti galiba. Eda'yla, Namık'ın ablasıyla... Ben çok kötüyüm bugün. Sen nasılsın? Dışarı çıkalım mı biraz? Açık hava iyi gelir. İşimiz yok mu? Var ama acelesi yok. İki saatten bir şey çıkmaz. Bahar gelinceye kadar ben sana bir kahve vereyim. Telefonunu değiştirmiş. Belki Hatice ile bir alakası yoktur. Kesinlikle var. Eğer öyle olmasaydı o Aydın denen avukat bozuntusu gözümüzün içine baka baka Necat'la odalara kapanmazdı. Sakin olmak. En azından öyle görünmek zorundayız. Olmayacağım. Olmayacağım Ali. Gelmedi mi Necat hala? Hayır efendim. Gözüme uyku girmedi. Benim de. Ne yapmak istiyor bu çocuk? Bir bilsem. Bilmiyorum. Zülal de bir şey anlatmıyor. Dışarı çıkmışlar. O geri dönmüş. O orada kalmış. Anlamadım. Karı koca ne güzel yemeğe çıkıyorlar. Demek ki masada tatsız bir şey oldu ki Zülal kalktı gitti. Ortalık bir durulsun. Zülal'e sorarız. İyi ki kalmamış ama.
Ya o da arabada olsaydı. İki can. Allah korusun. Keşke dön diye üstüne gitmeseydin. Dur bakalım. Her şeyi öğreneceğiz herhalde. Demek ki sen bunu yaptın, ben bunu yaptım diye tartıştılar. E olur bunlar evlilikte? Değil mi? Nerat da Eda ile herhalde. Artık ona bir şey diyemeyiz.